Selam, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Eğer geçirmiyorsanız da muhtemelen bu videodan sonra geçireceksiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatlı serserimin yorum videosunu paylaşmaya geldim. Övdüm mü, gömdüm müsünü yapacağız. Ve cidden yani özellikle cringe kitaplar bildiğiniz varsa lütfen aşağıya yazın benim için. Çünkü çok işimize yarayacak, çok eğleneceğiz. O yüzden her birini böyle okumak için sabırsızım. Bu kitabı da okumaya başladığımda bu kitap 45 TL'ydi. Bu arada hemen altında da 22 TL yazısı var. Yani şok gibi bir şey. Bu etiketi kaldırdığımızda altında 22 TL yazıyor. Bu beni çok üzdü. Şu an kaldıramıyorum ama 22 TL yazıyor etiketin altında. Bu beni çok üzdü. 45 TL'ye nasıl çıktığı hakkında en ufak bir fikrim yok. 22 TL'den. Neyse, önemli olan bu da değil. Dediğim gibi cringe kitap önerileriniz varsa aşağıya yazın. Çünkü bunun gibi eğleneceğimiz bir sürü videolar çıkacaktır onlardan. Şimdi tatlı serserimden birazcık bahsetmek istiyorum. Berra isimli bir kızımız var ve Berra'nın en yakın arkadaşı Nisa ile kalıyor normalde. Nisa'nın halasıyla sanırım kalıyor. Ve Nisa'nın ailesi ölünce Berra sebepsizce böyle senin babanın arkadaşları yaptı bunu, sen suçlusun diyor ve Berra'yı evden kovuyor Nisa. Ve Berra da yavrum hani hiçbir suçu yok aslında. Babasının suçu var mı yok mu onu da bilmiyoruz bu arada. Kitabın maalesef ki birazcık sığ kaldığı, çok azıcık böyle düşük kaldığı bir nokta o. Sadece burada ama. Neyse, Berra madem öyle diyor, taşı toprağı altındır diyor. Hele ben bir kalkam da İstanbul'a gidem diyor. Sonra da İstanbul'da kalacağı kimsesi yok, yaşayacağı nerede belli değil, parası var mı yok mu belli değil. Havaalanına gidiyor, uçağa binmek üzereyken böyle biletini kaçırmamaya çalışırken, yakmamaya çalışırken bir tane çocuk bunun böyle ellerini ayaklarına kapanıyor. Abla diyor, ben diyor annemi kaybettim diyor, benim annemi bulur musun diyor. Bu da tamam diyor. Güvenliklerden korkuyorum diyor çocuk. Güvenlikler var peşinde çocuğun. Sonra tamam diyor bu da. Gayet güvenliklere gidip ben annesiyim, sorun yok diyor. Ve sonrasında da çocuğun annesini bir şekilde buluyor. Çok saçma bir sahne o da bu arada. Geliyor güvenlikler. Aa diyor, siz hırsızsınız, bu çocuğu çaldınız diyor. Sonra kız diyor ki hayır ben çalmadım. Ben annesini arıyordum diyor. Sonra yani güvenlikler diyor ki niye annesiyim dedin o zaman falan. Nereden baksanız elinizden kalacak bir hikayenin başlangıcı ama neyse, hadi mantıklıymış gibi davranalım. Sonrasında işte çocuğun annesini buluyor Berra sonunda. Ve sonrasında uçağa birlikte bindiklerinde bu kadınla aynı koltuklarda denk geliyorlar ve kadın diyor ki ben diyor çocuk bakıcısı bulamıyorum diyor, özür dilerim diyor küçük çocuğuna. Sonra çocuk da nasıl bulamadım falan oluyor. Sonra da kız diyor ki ben bakıcınız olurum. Sonra tamam olur diyorlar. Bunu alıyorlar, götürüyorlar. İstanbul'daki daha yeni tanıştıkları kişi, hiçbir referansı yok. Hani hırsız mı, in mi, cin mi belli değil ki. Belli ki güvenliklere ben çocuğun annesiyim diye kandırarak kötü bir şey yapmış ama hiç önemli değil. Alıyorlar bunu, İstanbul'daki evlerine götürüyorlar. Bu zengin kadın işte çocuğuna bakıcı olarak tutmak için. Sonrasında çocuğuna bakıcı olarak tutuyorlar. Berra'nın keyifler yerinde. İşte bunlar işte şunu al, bunu al, bundan eksik olmasın, şunun eksik olmasın diye buna yardımcı oluyorlar. Tipik Wattpad zengin aile hikayesi. Ya çok kötü zengin ailelerdir ya da çok iyilerdir. Bunlar çok iyilerden. Buna sonrasında çalışmak için iş bile buluyorlar. Kimin kimsen yok madem bak burada çalış falan diye. Ve bu arada buldukları işte aslında Nisa ile Berra'yı tanıyor oluyor. Orada bir yaşlı kadına bakma görevi. Onu da anlayamadım. Yani nasıl? Hani Wattpad kitaplarının, dandik Wattpad kitaplarının en çok bilindik özelliklerinden biri aşırı derecede tesadüf içermeleri. Hayat bu kadar çok tesadüfü içermiyor bence. Sonrasında bu çocuğa baktığı evde tatlı serserimiz Kaan'la tanışıyoruz. O the bad boy. Hani böyle ultimate bad boy olarak hayal edebilirsiniz onu. Bad boyların en iyisi adam. Birbirinden sebepsizce iki karakter nefret etmeye başlıyor. İşte Kaan Berra'dan, Berra Kaan'dan nefret ediyor ve birbirlerine bunu çok fazla yansıtıyorlar. İşin en komik kısımlarından bir tanesi o. Yani birbirinden bu kadar nefret etmek niye ve nasıl bu kadar çok yansıtabiliyorsun? Neyse, bu arada kitaptaki herkes birbirinden çok nefret ediyor ve sebebi hiçbirinin yok. Hiçbirinin birinden nefret etmelik sebebi yok. Nisa sebepsizce bu arada hani şu ailesi ölen kız, Berra'nın en yakın arkadaşı, bu İstanbul'a kovan kişi, daha doğrusu evinden kovan kişi, birden affediyor. Aa doğru diyor, senin bir suçun yok ki diyor. Senin baban suçlu diyor ama babam bile suçlu mu onu da bilmiyoruz diyor. Ve sonra affetmeye karar veriyor. Yani cidden olay böyle oluyor bu arada, şakasız. Bir gün bir açıyor kapıyı, aa Nisa diyor, sarılıyorlar, affediyor. Hani bir düşün ya, yazar gerçekten niye bunun altyapısını hiç
düşünmemiş bilmiyorum. Bilmiyorum ama çok saçma. Ben bir kitap yazacak olsam her birinin böyle karakterini önce bir yazarım. Kimmiş, neyden hoşlanırmış, nasıl yaşamış, ne olmuş diye. Sonra kitabı yazarım. Yanına taşınıyor Nisa Berra'nın. Ailesi ne oluyor derseniz bilmiyorum. Halası kalıyor orada. Onun da bir hikayesi yok. Sonra birlikte yaşamaya başlıyorlar. Öğrenci evi, kız evi bilmem ne ve yani Kaan'la Berra'nın birbirlerine karşı sebepsiz nefretlerini ve sebepsiz aşklarını okuyoruz. Ve kitabın sonu da bir yere bağlanmıyor. Size aldığım birkaç kuple notu okumak isterim. Mesela burada iş çıkışı biraz kafa dağıtalım dedik. Bunlar da içine sıçtı. Nerede bir salak varsa gelip beni buluyor, bıktım lan. Dibine kadar gaza yüklendim. Asfalt ağladılarlar ya, öyle. Tehlikeli ama zevkliydi. Eve geldiğimi fark ederek arabayı kenara çektim. Hani kitabın yazım türü bu. Kitabın yazım türü aşırı derecede amatörce, yani hiçbir böyle ne bileyim betimleme, işte ne bileyim hani böyle karakter nasıl düşünmeli, nasıl konuşmalı, hani asfalt ağlardı derler ya, öyle bıktım lan gibi cümleler biraz bana şey geliyor. Bir kitap yazılıyorsa A0 Türkçe bilgisiyle yazılmış gibi geliyor. O yüzden bu tarz şeyleri hani söylemek istedim. Kitapta batan şeylerden sadece birkaçı bu tabi. Bu Kaan'ın yazımıydı bu arada, kızın düşüncesi değildi. Sonra burada mesela daha sadece 38. sayfadayız ve zoruna mı gitti deyip kahkaha attı. Arkamı döndüm. Gözünü boyayan bir kibirle bana bakıyordu. Sana söylemediklerimi söylesem senin bir gram olmayan adamlığına ağır basar. O yüzden susuyorum. O suratı buz gibi olurken ben misafir odasının yolunu tuttum. Bu kızın ağzından. Yani daha sadece 38. sayfadayız ve Kaan durup dururken Berra'da nefret etmeye başlıyor. Berra da ondan nefret ediyor ama ikisinin de hani dediğim gibi nefretlerinin bir temeli yok. Ve hani böyle tam anlamıyla bu benim anlatmak istediğim. Kitap aşırı derecede sığ, öyle böyle değil, çok sığ. Üzerine hiç çalışılmadan sallapati yazıldığı ve düzenlenmemiş bile olduğu o kadar belli ki. Yani çünkü gidip de birisi bir kitapta rajon kesmemeli ya, karakter hani gidip de adamlığın olmasa adamlığın ağır basar falan dememeli bence. Hadi dedi diyelim, en azından buna bir editör dursun. Lan desin, burada ne yazdın? Niye yazdın? Hani bir düzenlesin. Yok ama olmaz. Sıfır masrafla 45 TL nasıl kazanılır? Bunu görüyoruz. Kitap gerçi yani ağaca yazık sadece ama. Bir tane olay var mesela. Adnan diye bir karakter var. Kızımızın, Berra'nın numarasını zorla alıyor. Ve sonrasında 2 hafta pardon mesaj atıyor. Ve sonra Berra diyor ki beni seviyor galiba, çabama değer gösteriyor. O zaman ben de ona çaba göstermeliyim, onunla sevgili olayım diyor. Ve hani işin komik kısmı, Berra'nın arkadaşı Gökçe diye bir karakter var. Ve Gökçe'yi bir tane çocuk gittiği her yerde takip ediyor. Ve hani o ikisinin çok yakıştığını söylüyor Berra'da. Ya abi bu taciz değil mi? Hani ben mi halüsinasyon görüyorum? Benim mi dünyam çok farklı? Bu iki muhabbette birisinin telefon numarasını alıp 2 hafta boyunca o cevap vermese de mesaj atmakla gittiği her yerde bir kadını takip etmek veya bir adamı takip etmek taciz değil mi? Hani Berra diyor ki çok yakışıyorsunuz. Ya bence salaksın. Bence o çocuğun kıymetini bilmiyorsun. Adam tacizci ya. Ne kıymeti bilmesinden bahsediyorsun? Kafayı yedim. Karakterler o kadar salak ki. Katlanılacak gibi değil gerçekten, hani 3 yaşında çocuk böyle düşünmez bu karakterler gibi diye düşünüyorum. Başka bir olay mesela, 124. sayfaya not düşmüşüm. Demişim ki Kaan'ı, yani bizim serseri bad boy'umuzu Ece diye bir kız çok seviyor. Ve Ece sırf Berra Kaan'dan uzak dursun diye, daha ortada fal yok yumurta yok, eline kaynar su döküyor uzak duracaksın sevgilimden diye. Şey gibi yani, eline kaynar su döküyor ama kız canım çok acıdı diyor, sonra devam ediyorlar hayatlarına. ne saçma şey ya, düşünsenize birisi sizin sevdiğiniz kişiden hoşlanıyor ve ondan uzak durması için eline kaynar su döküyorsunuz. Mantığı ne? Hani bu da darma giriyor. Hani her şey var kitabın içinde. Bakın bir not düşmüşüm. Neler olduğunu anlamakta çok zorlanıyorum. Çünkü Berra'ya küs olan eski en yakın arkadaşı Nisa bir anda evine gelip Berra'yı affettiğini ve artık ikisinin birlikte yaşaması gerektiğini söyledi. Hani böyle şeyler oluyor. Bir anda oluyor. Ya geliyor diyor ki ben seni affettim. Ha tamam diyor o da. İyi süper diyor. Sonra barışıyorlar. Böyle şeyler oluyor sürekli. Ve sonrasında mesela burada yine not düştüğüm bir kısım daha göstereceğim size. Burada ısrarla ceketi belime bağlı alamaya çalışıyordu. Kaan, ne lan? Giymişsin el kadar eteği, sonra Kaan.
El kadar dediğin etek dizime geliyor. He yavrum he. Bu cümleyi sadece okumam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Mafyacının hizmetçisi miydi? O kitaptan sonra bu tarz cümleler bana çok batmamaya başladı ama yani bakın el kadar dediğin etek dizime geliyor muhabbetlerini falan tamamen boş sayıyorum. He yavrum he var mesela. Hani bu mu bir kitap için bir karakterin üslubu? Yani ne bileyim bir bakın yurt dışında işte senden önce benlere bakın. İşte ne bileyim değişik değişik bir kış gecesi masalı serisine bakın. Ateş ve kana bakın. Bizdeki he yavrum he. Bu mu yani? Bu mu? Bu kitabı bir çevirseler var ya İngilizceye. Ya da artık hangi dileyse rezil oluruz. Rezil rüsva edersiniz bizi. Bir düşünün şunları ya Allah aşkına. Tamam bakın şöyle bir şey var. Hani kitap A0 Türkçe ile yazılmış ve kitaptaki karakterler birbirlerini taciz ediyorlar ve garip bir şekilde hepsi bunun çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyor. Biri gidiyor 2 hafta boyunca mesaj atıyor. O diyor sevgili olalım. Biri gidiyor gittiği her yerde çocuk takip ediyor kızı. Kız diyor ki aslında yakışıyor muyuz ki acaba falan. Yani kötü bir kitap. O çok belli. Ama daha önceki gömdüğümüz kitaplar kadar beni kahretmedi. Ama yine de kahretti tabii. O kadar şey değildi. Yani bu tarz kitapların zaten kapaklarından bile belli. Hani şu kapak direkt ben buradayım beni alma diye bağırıyor. Ki zaten 22 TL'den 45 TL'ye yükselmesi bile bir red flag. Yani kırmızı bayrak aslında alınmaması için sebep olarak gösterilebilecek bir şey. Beğenmedim. Net bir şekilde biliyorsunuzdur. Tatlı Serserim hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Bu şaheseri nasıl yorumladınız kendinizce? Bana bunların her birini anlatabilirsiniz. Ve dediğim gibi tekrardan yazarımız 2002'li olduğu için 2015'te yazmaya başladığı için çok da şaşırmadım. Çok da şaşırmadım. Yani 2015'te yazılmış bir kitapsa eğer bu o zamanın Wattpad dünyasını hatırladığım için çok da şaşırmadım. Ama dediğim gibi yine de katlanılabilir bir kitap değil. İyi bir kitap olmadığı zaten çok belli. Çok da diyecek bir şey yok sanırım hakkında. Bu videoyu izlediğiniz, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da tekrar görebilirim. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.